Tekrar selamlarımı ediyorum. Demek ki İpeklerle Artık'ın ben adı Özgür Vatan'ın dünya başarılı İslam davası. Bu 1945 yılında yeni bir dünya düzeni ve sistem kurulan. Bunun başçılığı Amerika. Ve 47'den itibaren soğuk uruş meselesi başladı ve şundakla 91 yılı bu devam kıldı. Soğuk can tükte Amerika futu aldı. Şunlarla Amerika dünyanın ki yegane güç oldu. Yani yer şaharını tesir yetkizeleydiğin güç. Yani güçlerin arasındaki en çok güçemez. Yer şaharını tesir yetkizeleydiğin bir güç. Amerika'da okunan bazı jurnallar var, bütün dünyadaki adamlar okuşka mecbur. Hazır özgürdü de. Bu özgürlüğünün ki bazıları 2001, 11 sentyabr vakasıyla başlaydı. Bazıları 2003 Irak uruşuyla başlaydı. Siyasi tamponluk ve güç tamponlukla muşu tarih, muşu çizlardan itibaren özgürlükle başlaydı. 2008'de finans ve iktisadi krizis çıktı. O krizis bile dünyanın ki iktisadi ve finans kama ziyan verişi başladı. Bununla birlikte yükselgen bir Xitay yine oturup çıktı. Xitay'nın ki yükselişi binaen ya ki onun ki paralel şeklindeki terakiyatki dikkat kısa Amerika ebeymen digen yaşarını tesir yetkizletken küçünü asla asla yutup koydu. Ve Amerika bütün güçlerin arasında en güçlük devlet ama Amerika men degendek yaşarını bütün hem yerine tesir yetkizeleyen güçü acizledi. İkinci yani bir özgürlük olsa Garip'te, şu Garip merkezlik bir dünya tüzümü o mu özgürdü? Yani dünyadaki merkez köpeydi. Burun bir merkez vardı. Hazır merkez mi köpeydi? Ve nihayet Xitay ile Amerika'nın arasındaki cidel 2019'dan muşu ticari muşu soğudu vuruşu ile başladı ve şundakla teknoloji ve nurgun sahalara yayıldı. Ve kinki muşu 2-3 yıldan beri hemimiz muşunu körüvatımız ve yaşavatımız muşunu körüb. Bu özgürlüğünün işçi de Xitay'ın ki yükselişi bile mevcut temponluklarının hemisini özgertirdiğin bir alaylık var. Bu hem siyasi, iktisadi, finans, mutabiye ve şundakla hevsizlik. Nurgun sahalarda özgürlükler bulunmaktadır. Tabii bu Xitay'ın yükselişi bile muşu cihangir güçlerinin işçideki en güçlü güç en başta bunu his kılıyor. İkinci bu Xitay'ın ki yükselişini hissetken, his kılan devletler onun hoşuna devletler. En his kılmaydıgan devletler oturdu kalan ve küçük devletler. Ula şu Xitay'dan kancılık menfet alalayma ya ki ula uruşsa o cidelinin arasında biz kandak faydalımız ya ki rastla uruş cidel olmasa kimin yine de turumuzdaydığını oylaydı. Xitay'ın yükselişi bile birlikte yeni bir mesele mi yükseldi? O bolsa Şarkı Türkistan meselesi ya ki Uygur meselesi. Normalde biz mantıklı ciddi manada oylayımız. Yükselgen Xitay, güçlengen bir Xitay çokum Şarkı Türkistan davasına ziyan verdi o deyip düşünümüz normalde. Ama onunla paralar bir hareket mi var? O hareket bolsa Xitay güçlengen seri onun ki meselesi mi? Aşınağa egişip güçlendi. Şununla bu davamızda hem bir kıyıncılık yarattı çünkü Xitay güçlendi. Hem yer kol salalaydı, hem yer arlış alaydı. Ebe Sırbistan gibini mi kıldı? Yani. Bir cedde bu davama halkarağa tonulup bilindiğin bir vaziyet, bir şarait mi yaratıldı? Şununla bu dünya özgür vatadı. Konu dünyanın ki tüzümleri ve sistemleri ufbravatıdır, tökülevatıdır.
Nimdigen gelip digen de hem de bunun dinkinki devamı mevcut biz tonugan. Ya ki halkıra münasebet nezriyeleri, halkıra siyasi nezriyeleri, digen, siyaset nezriyeleri digendek bu nezriyeler hem de yeniden bir peyda buluşku başlaydı. Şununla bu yenilik yartıldı ve neticede en ahırı biri yeni bir dünya tüzümü kuruldu. Ve bir sistemin şekillendi. Eğer de bu kurulup olgandaki bir işgılaylı desek, o kurulup olgandaki mukumlaşıdı. Mukumlaşkan tüzümde, sistemde bir iş kımak biraz kıyın. Şivsiyede bir ticaret kılıç, tapkan pulun malum. Çünkü devlet bütün kıgan pahaliyetine dikkat kıgaşka, bütün aşı bağcılarını hemen alalaydı. Ama Otur Asya'da, Türkiye'de eğer bir ticaret kısan, çıkarak tapalaysa çünkü üyede boşluklar var. Şunuşluk bu değil mi? Yani mukumlaşkan yerde iş kımak kıyın. Ondan da bu çubulup devam çubuluşunun aldı ve devam kılıştaki bu ceryanda bizge bazı imkanlarını yaratıvadılar. Bu bizim tılımızda digen vardı da hem de. Bu kaylamkançılıkta kandak togaş oğurlaş meselesi hem de. Bunda bir ahval payda buluvadı, payda buluvadı da tabii. Bugünlerde Amerika ile Hıtay'ın arasındaki cidelden tüpeyli işki meclisinin ki Ağganşar Türkistan Uygurlar hakkında ilinigen kararlarını hemimiz bilimiz. Eğer de aşı atmosfer bulmadan olsa ulanın ki milletvekilleri bunu hevu değişmemeydi. O atmosfer bu aşka onun atmosferden tersini bu işini kıyılı buldu. Bu bir aydınlıkındı. İşkimin tötte biz mışında bir nime Amerika Kongre'de bir kararı ağlı bulamam deyip bir tırış bakan ama o vaktadaki vaziyet bugünkü vaziyet emezdi. Yani kıyındı. Ama Tibetlikler bizden bir kadem aldı dedi. Ular bir nesillerini kılalıdı aşı vaktiladı. Bizim kaçamı kılamız deyip aşında kütüp tuğan ama vaziyetinin özgürlüğü bizge fırsat yarattı. Fırsatını kanda tutuş hem de şu Uygur Şer Türkistan meselesi. Ne kanda hayal kılış. Hem de Şer Türkistan meselesi kileyli. Şer Türkistan davasının Nurgun Adem'le davanın kaçan başlığanlığı hakkında mücmel fikirleri var. Eğer de her işki cumhuriyetinin ki işki cumhurreisinin hitap namısına ve İngiliz padişahlığı yazgan xətlərge diqqət qısanla həmisi 1884-nü işarət qıldı. 1884 deyən nimə o deyəndə Şərq Türkistan zəmini torpaq birinci qədəm aşı Mançur hakimiyyəti yəki Xitayda qurulğan hakimiyyətinin ki idari rayonğa aylandı. Bundan əvvəlmiş qalqığan aylanmığanmı? Aylanmığan. Çünki beqınğan hakimiyyət bir kınğan zeminde bunda ataydı. Ve Şer Türkistan'ın Çenlon'un bir suvağın vaxtlarda Şer Türkistan'ın işlerini başka bir bir kınğan devlet ve çet devletlerle şuhunduğun bir ministerlik karattı. Ama 1884'ünkinle resmi özününki içki rayonu idare kıldığın bir ministerlik bağlandı. Bu okşumaydı, farklı bu. O her işki cumhuriyetinin reisleri belki dötme emezdi. Neymiş ki okşaş çizlarını köstüdü. Sebep aşı toprağını yutturup koyuşka, toprağını kaydırılış meselesi var. Şununla Hoca Niyaz hacim bu nime İngiliz'e padişahlıkı hat yazganda enlik necilden biri biz Hıhtay'ın ki zulümünde yazıldı. 44'te Elkan Töre reis mi? 60 yıldan beri Hıtay'ın ki zulümünü körü vardığımız bunun dünkü Hıtay hakimiyetini tanımayımızdaydı. Şununla bizimki davamız 1884'te başlaydı. 1884 bugün 137 yıl. 137 yıldan beri biz memlekette bizimki çoğlarının çoğları bir yerde nurgun kan döktü. Şu zeminini kutkuzuş için nurgun şehitler verildi.
Ve o aralıkta işki cumhuriyetime ilan kılındı. Bu bizim dava tönügün peyda bakan bir dava emez. Onun gibi ötmüşü var. O zeminge canlı bəgən, kanlı bəgən şehitlerimiz var. Hem de deyli memleketin işçi de, vatanın işçi de bu nimene küreşini, nimene mücadeleni kıkan bozak mı? Çetelde kandak bir işçiliğimiz diyen düşüncemi batıyor. 33'teki cumhuriyet bozsun, 44'teki cumhuriyet bozsun. Ama 49'dinki çetelde bizdeki davamız resmi başlayan buldu. O vakti de Mehmet Emin Buğra efendi, İsa Şükrü Abdükin Şükrü efendinin ki Türkiye'ye yerleşişiyle burun bula yüksek otonomiye devam etti. Çıkan denkin müstakil diyen bayrağını çıkan buldu. Aşlanın ki çıkan bayrağı, aşlanın kösetken grip, yani devlet gribi ve aşlanın ki kösetken bir yolu ve aşlanın ki ötmüş tarihimizde, ötmüş mücadele tarihimizde format kıgaşka bugün biz aş yolda kitbarımız. Ulanın ki tövbüsü çok. Ama bugünkü de ki bir çok işine nimiş kılamı diye deydiğen edemlerimin buluş mümkün. Bir vaxtlarda memlekette bir balı çıkıptı. Ben Mehmet Kaşkırı'dan akıllı, bilimlik deydi. Nimiş gün deyse ben İngilizce bilmem, o bilmeydim deydi. Yani bu bunda mantıklı cidde, kendi doğruda görünen nesle aslında doğru emez, yani hakikat emez. Her mantıklılık nesle doğru bulmaydı, her zaman. Her doğru nesle her zaman hakikat bulmaydı. Şununla bizden izlendiğin nesle hakikattir. 49'da başlayan bu hareket bugün, buna 70 neçil yıl öttü, bugün işki efendim boğan bosa. Kançılık hoşal bulduğunluğunu hazır tahmin kıl buldu. Yani iki üç evlatlarının ki ağa kakı da kılıp aran alalaydı. Biz bir evlatmış yaşımızın içi de bunu köreledik. Allah'a şükür bunu köreledik. Onun bunun dinkinki kademle hem de bizimki yaşlama yetişi vardı. Bu yaşlarla birlikte belki yine şu bir evlatının içi de vatanın ki azatlığını mı körelerimizde boylayın. Ve ümit kılmıyor bunu. Çetelde neymiş ki dava kılımız diyen de tabi işçi de kılamıgan dikin çetelde kılıç lazım. Bu mantıklı cidde doğru. Hem devletlerde bunda ehval var. Nurgun kurulgan devletlerinin ki ötmüşü karısanla bunda ehval var. Ama Şehir Türkistan'ın işi biraz farklı. Farklı yeri nimu diyen de bir kancı kronolojik çizlerini biri. 1919'da internasyonel teşkilatı Şer Türkistan'da bir devlet kurmak istedi. Ama bu Bolşevik hükümetinin ki Taşkışla Ministerliği bunu tosaklı kıldı. Çünkü Şer Türkistan'ın halkı teki milli şuur ve bu ebek deyilgen bu ulus Nation diyen fukum, yani ulus diyen fukum şekillenme geldiğini. Çünkü bu şu Fransa'nın ki inkılabından keyin dünyada kurulan devletler hemisi %90'ı ulus devlet, yani nation state. Şununla nation yaratmayı durup devlet kurulu bulmaydı. Şununla dedi ki o kurulmaktı, o birlik yok ki. Hatta bir mahallede işki camii var ki, işki camii, işki cemaat, işki molla, bunlar bir sıvıyla kilişemeyip gidiyken de doğrulatlama var. Bunlar hazır arşivler hemisi içildi, köreleyizle. 1930'larda Japonya, Şer Türkistan'da bir devlet kurmak istedi. Şunun bu Osmanlı padişahı, ikinci Abdülhamid Han'ın ki nevirsi, Abdülkerim efendini Hindistan'dan tepe çıkıp, Japonya'da terbiyeleşme başladı. Bu terbiyeleşle birlikte diplomasi münasebetlerini yüken sonunda halkaralığımı evdirdi. Ama bir vakti de şu nimede New York'ta bir otelde özünü öldürüvagan şekilde ölüdü. Ölgenden ki bu
padişahlığımı kurulamayacak. 1933'te Cumhuriyet ilan kılgan çağda bu Cumhuriyet'in ağızlığına İngiliz'e vardı. 1944'te ikinci Cumhuriyet kuruldu, bunun ağızlığı Rus'la vardı. 1949, 4. ay ve 6. ay o ceryanda Amerika Şer Türkistan'da bir devlet kurmak istedim. Hazır ben her devrini bu gapını, bu kronolojikini belgen vakti da dikkat kıganızla öz vaktideki en çok devletler Şer Türkistan'dan ışığa arlaşkan. Şu aşka Şer Türkistan bu stratejik ehmiyeti boğan bu zemin çok devletler ona taşla koymaydı. Vakti saatinden sıkıştıdı. Xitay üçün bu naydı muyum bir rayon hemimiz sanalayımız. Xitay'nın rəqibi üçün, Xitay'nın düşmanı üçün mü Şer Türkistan muyum. Ondan da. Şununla bu muyumluqdan töpeyli. Ya ki bunda de Şer Türkistan'ın takdirinin bir kısmı xalqara siyaset ile münasvetli. Xalqaradaki güçlerinin ki arasındaki kilişiş ve çıkışışlarına arası, bile münasvetli. Yani çıkıp gelen çağda bu devletlerinin ki menbeti bile münasvetli Şer Türkistan. Tepsili antışının ki vaktimiz yok bir yerde. Yani hülası bu. Şundakla Şer Türkistan'ın takdiri Xitay'ın gelecekteki takdirini belgeleyen bir rayon. Ondakta Şer Türkistan davası hem işçide hem teşide birlikte ilip bardıran bir davadır. Ondakta çetelde kandak davalarını ilip barmız diyen de çeteldeki davanın ki mahiyetini mi yakşı biliş lazım. Çetelde kıldığan işler nimu diyen vakti de çetelde tök 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 Uygur var tırnak işçide davadır. Ve bir devleti müstakil boğan bir rayon ya da bir aralı mı yok? Biz halkın ki devletini yaşadığımız. Halkın ki devletinin kanunluğa ve kaydılığa maskiliş lazım. Bunda boğan çağda biz öz aldığımızda erkin, halıgancı bir şekilde hareket kılamayız. Bazen kolu putumuz bağlılık. Kanakımız var. Hem nüfus az, hem iktisadi güç yok. Hem herbi güç yok, hem insan gücü yok. Nim desek yok. Ama bir gücümüz var. O bolsa akıl gücü. Akıl gücü neymiş ki yaraydı? Belki sizler imanda bir güçtür, irade bir güçtür, o bulanı değilsin. Doğrudur, bunlar hepsi güç. Ama bizden evvel, aşı cumhuriyetini kurgan, aşı davanı kılıp netice alamayan adamlarda iman yok mudur? Cesaret yok mıydı? İrade yok mıydı? Boğulan olsa neymiş ki netice alamadı? Demek muhit meselesi var. Siyasi muhit. Halkaradaki o küş tamponlukla. Biz çetelde küşümüz aciz mi? O dağınla mı? Kan akılımız çeteldeki davanın ki alaytlığı, mahiyeti serhıllanın davasıdır. Halk ile birlik kıldığan dava emez. Halk ile birlik kıldığan dava memleketinin işidir. Eğer halk ile birlikte kılmen dese memleketine kaydıp eşede kısım olur. Çetelde neymiş için serhıllarının davası diyen vakti de çeteldeki davanın mahiyeti şu. Biz halkaradaki güçlerden faydalanırız. Bu güç devlet buluş mümkün. Halkara organla buluş mümkün, halkara cemiyet buluş mümkün, insan hakları teşkilatından muşu öyle halkara mavo çigranı atlap getken bazı çok şirketler var. Ula da öyle devletinin ki ufkumu aciz, nerede pul tepilirse şuraya gibi bardağın çok şirketler var. Muşladın kanda paydalanış. Paydalanış yani biri nime emez, manga yardım kıl diken manada demeye vardı mı? Misal ve deyle, hazır Amerika'da Şer Türkistan'daki haşar meselesine karşı bir kanun çıkardı. Şuna koyun. Bu kanundan faydalanıp aşı şirketlerine bizim işildi. Sen Xitay ile kandak ticaret kılalaysan, bu
Bu yerde de insan haklarının ki meselesi tusa, bir yerde ırkı kırgıncılık tusa, sen kaysı nime düşünce bile, kaysı iyi diye bile, kaysı kımmet kararışı bile kılvatsa diyelemez. Nime diyende biz bir küç kazandık. Nime küç ebeki kanun. Bizde bu kanunu çıkırış için çokum ebeki ben diyen vaziyetini biliş lazım. 20 yıl evvel bu vaziyet mışındak olduğanlığını mölçerli geçken, Dünya Uygur Kurultayı kuruldu. Muş vaziyetine karşı teyyab olaylıydı. Ve vaziyetinin yaratkan neticeler, vaziyetinin yaratkan fırsatlarını serhılla tutup, kolgu çürüp, bunu kılalaydı, ipma alaydı. Hem de bu işini kılalış için, biz birinci kademde neymiş kılmak lazım çetelde? Birinci nim kıldığın iş şu, kişini birleştirmek. Bir kişinin gücü yetmeydi. Nece adamın ki gücü birlikte güç buludu. Nece adamın yığış için nim kılmız, teşkilat kurmuz. Teşkilat aşı çiçilgan kişini birleştirdi. Bu güç değil mi güçlenirdi, bu güçle hareket kılmız. Ondan da teşkilat, teşkilat tek buluş lazım. Halkara ölçümüge maskiliş lazım. Yani teşkilat müesseseleşiş lazım. Hazırkı kurultayınki saylan olsun ve hazırkı muşu tertipler olsun. Hemisi müesseseleşme bile münasebetli. Müesseseleşmeyen bir teşkilatın ki küçü çala ve aciz oludur. Müesseseleşse o küç tam küç oludu. Toplugan küç bir kilo olsa çıkagan küçü 10 kilo buluş mümkün. Müesseseleşme. Hem de ebeke digende ki siyasyonlar profesyonelleşmek lazım. Yani kesbileşmek lazım. Kesbileşmek lazım. Sen buncilik nelerini bilmesen sen kanda bir devlet gibi bir haklarını hayır kılalaysan. Sen bir şirket gibi bir teşkilat halkıra organlarla bir kanda olanı hayır kılalaysan. Yani birisi tecrübe. Tecrübe mi ilimdir? Bilimin ki bir menbesi tecrübedir. Tecrübe ile iş kılış bazen bilmekten, iş kılıştan tekime yaşı netice aldı. Şununla hazır talep yükselmedi. Eğer de bizim ki teşkilatla müesseseleşemizse, siyasyonla eğer de tecrübesiz olsa, ve bu cedde kesbileşmeyen olsa o vakti de bu işini yakşı ip mağamaydı ebeki mendigen fırsatını kaçırıp koydu. Fırsatını kaçırıp koysak tarihte mi? Nurgun misallar var, bu kaçırıp koyan ehvallar var, bilimiz bunu. Şununla hazırkı veziyet, halkıratı bu terakiyet, ebeki mendigen terakiyet bizden seviyelik bir iş kılalaydıgan edem ve teşkilatını talep kılavadı. Ondan da biz hazırka kurulgan teşkilatla hemisi öz bir işiga, yalgız bir işiga Şer Türkistan'ı kutkızalaydıgan küşke yigemez. Bu biraz için işli bir gep ama hakikatmiş. Şununla teşkilatların arasında hemkarlık kılıç hazırka mendigen müesseseleşme, kesbileşme ile birlikte hemkarlıkleşme meselesi var. Teşkilatlarının birleşmesi tez. Ama hemkarlık kılıçta cık mesele bulmaydı da öyleyim. Bu meselenin kılalış, yani hemkarlık kılalış için çokum nişan okşaş buluş lazım. Belki nişanı erişiş için işletken uslup okşumaydı. Meyli. Ama hareket okşaş buluş lazım. Men takka karab sen bakka karab mansan bulmaydı. Şununla bu teşkilatların arasındaki bu hemkarlıkla mazıkı mendigen amillendim başka yani dava idiyesi okşaş buluş lazım. Bunundan başka davanın stratejisi okşaş buluş lazım. Okşaş strateji karta ilip bağın siyasetimi okşaş buluş lazım. Ama uslup belki okşamazlık mümkün.
Ondak oylığanda bu an seviyeye gelgencekte belki hemkarlığını kılalıyız. Bugün Mişe'de otağın Nurgun Teşkilatı'nın ki azaları var. Teşkilatı'nın ki bir şeyde gileme var. Bu yerde Muş'unda bir yerde oturup kişinin ki devletinin ki paydıkta Muş'unda oturup Muş'un meselelerine sözleştirdim. Üzme Muş'uma hemkarlığını kılalaydıgan bir halimizin küstü. Hidayet Başkanı dedi, tünü günden itibaren Hıtay rahatsız, biz bir netice alalı doldu. Bu hemkarlık kılalıgan vakti de biz teşkilatla arasındaki küşünü birleştirgen bulumuz. O vakti de küçümüz tekimi küşlük oldu. Bu küç eğer de profesyonel, xalqaranın ki tüzümge, xalqaranın ki ölçümüge, maskege, bunda bir teşkilat olsan, xalqaradaki küşma sanga işindu. Bu işyenmek kelimesi bizde belki aciz ama xalqara münasibette işyenmek degen nesi yaman muyum bir hukum. Sanga boğan işyençini yutturup koysa sanga katliye yardım kımaydı. Şununla biz xalqlarga yüzümüzünü işyendirelim iş lazım. Ama bugün mandaktep, ayetü andaktep, yağancılık ve kasaplık kısak, o vakti de halkını, başka devletlerine, şirketlerine, halkıra müesseselerine nimkılamayız, işyendiremeyiz. Biz bazı koyumuzunu taşlaşka doğru kildi. Bulup mu çetelde dava ilip bağanlar üçün. Ve neçi teşkilat, umumi birlikte hareket kıvandıkın, Amerika mı deydi, Rus mu deydi, belki başka devlet mi deydi, bula hele bir küşke ilgi boptu, deyip. O vakti de sanka boğan işyencimi köpeğini. Hem de teşkilatla birbirisi bile cidel bağ, teşkilatın işçideki insanlarla birbirisi bile cidel bağ, degen ne? Amerika'ya, Germanya'ya, Rusya'ya, Hıtay'a, Türkiye'ye anlatsak, o vakti de ulamaz bizge pek işyenci bulmaydı. Bu inik bir nesil. Şununla teşkilatların arasındaki bu hemkarlık bizimki bulundunkinki davanın kadiminde yaman muyum bir hareket. Şu kepke işyenmenle birisi tırışıp hiç kimge yani Mişel Otağanlarını hiç kimge bildirmeyle Şer Türkistan'la kutkuzalaydı o deyip oylamanla. Şer Türkistan'ın işi onda asan boğan olsa bizki kalmadı. Biz bir yerde oturuşuna acet kalmadı. Bizim çoğunluğa neyi vakıf olattı? Herkes bizimki çoğunluğa dörtge, menden dörtte ebeke menbege misal deyip oylamanla. Öz vakti de aşı devirde aşı edemler serhildir, aşı edemler ilgardır. Kel gülsünde misalga mavo tılla bek ekmiyetini nime tıl bilmek ekmiyetini yutur koydu. Yani tercüman yani kesbini yutur koydu. Çünkü bunun dinkin terakiyette tılla birbirisine hemen tercüm kılalaydı. Sen bir yerde Uygurca yapıyorsan anlayıcı İngilizce bile anlayabildi. Bunun ki muş karapmamdı. Hudu maşin köpeğe geldi şoförlük yani kesbi yukarı geldi. Şununla ben İngilizce bilmem, Mahmut Kaşgarı'dan yakışır diken mantıkını kımanla yani. Kon adamlar naçarge de oylamanla. Ulak koygaşka bir pelempeyle yasap koygaşka o pelempeyden menişini ügneyli. Herkes ulanın kıgan işinin taş, bir tarafı taşla koyup nölden başlaşının hacet yok. Kalı caydı boğan bolsa yüzde otuz, yüzde kırık çıtavla hareket kılıdır. Yani birkaç pelempeyni teyyak, çoğunla teyyak kıpaya geçken ki yaşlar çoğunlarının kıyırıydı. O mananın ki kontekstini mi düşünelizle. O pelempeyni karap mangan vakti de onun gibi bir terakiyeti buludu. Terakiyet aşına neyse. Nöldün başlısan ne mi terakiyet buldu? Diyendek. Şununla o halkırada bizge maskeyken şunda yakışı bir vaziyet var. Bu 100 yılda aran bir kuşraydıgan bir vaziyet. Bu vaziyet mışında kit barıdı. Biz bu vaziyetini aslında yitekleş lazım. Vaziyetini uyakı buyakı buralış lazım. Biz onu yitekleyemeyemediniz. Yitekleş bir tarafı baş kuramayemediniz.
Şununla biz vaziyetin akısından egişişe tırışıyoruz. İnşallah hemkarlık işçilerle birlikte avı aldığı ötep, vaziyetini aldığı ötep bir ya yetekleyle ya başkurayla. Bunu kılamayan takdirde tarihte nurgun aşında menfi mesele, değil mi, misallar boğandık. Bu mu bizimki misalımız bu kalmasın. 20 yıl, 50 yıldın ki bizini tıllaydığın adamlar tekime inek tıllayalıydı. Biz kılamızı. Şununla bu Halkara'nın ki vaziyeti ve Şer Türkistan meselesi degen kirişini ben başına kirey. Bununla birlikte yeni bir Şer Türkistan davasıydı. Çeteldeki davada bir nokta nezer. Ne yapıyor düşündürüp ödey? Şer Türkistan degen vaxtıda biz köpümüz Xitay Halk Cumhuriyeti'nin çigrasının işçi de bu yüzde kançı çoğunlukta 1 milyon kançı kançılıkta Xitay'nın ki Gərb Şimalında depmanda bir düşündürmüz. Çetelliklerimi dikkat kısalım açıda düşündürdü. Bugünkü ettigendeki videomu açına koydu. Bu bir hıl köz karış. Bu köz karış nimini yaratıldı diyen vakti de Xitay'a bıkınan bir Şer Türkistan'da bir köz karış buldu. İkinci bir hıl köz karış, yani nokta nezer, birincisi Xitay'ın Şer Türkistan'da isim koyaydı. İkincisi, Yavrasiya'nın ki Şer Türkistan'da bir karış. Yavrasiya'nın Şer Türkistan degen vakti de Şer Türkistan Xitay'ın bir zemin emez. Şer Türkistan Orta Asya bile, ma İslam dünya bile, ma Türk dünya bile bir bütün boğanlık bir an payda buludu. O vakti de biz Beijing'e yalnızla siyasi cette bağlanan ama tarih, medeniyet, kültür, dini, itikad, örf adet hepsi Xitay bile okşaşamaz ve materiple, garp bile okşaşamaz. Biz yüzümüzde Beijing'e karab emez, biz Gərb'e karaş lazım. Bizden zemin var, Gərb bile bir bütün. O vakti de biz Pakistan'ın yolu bile okyanusga çıkalayız. Otrasya vasıtası bile, Mavo Kaspil denizge, Türkiye'ye kilalayız. An anda bu var neydi? An bizden hareketki saldırgan nesi bu? Bu ikinci bir göz karaş. Üçüncü bir göz karaş dünyanın Şer Türkistan'ı. Ondan da Şer Türkistanlıklarının eni universal buluş lazım. Bugün Boşnakla bolsun, Kırımlıkla bolsun, yani Türkler bolsun, Şer Türkistan meselesi de köyün bildiğin nurgun adamla var. Bugün Ebeka Doçent Balıma özünün tarihini anlatıp ve Şer Türkistan'ı mı anlatıp adıdı, Uygur'unu mu anlatıp adıdı. Bizim işimizde birisi Şer Türkistan bile, Bosna Ersek, Şer Türkistan bile, Mavu Arnavut, Albanya, Şer Türkistan ve Kazakistan, Şer Türkistan bile bağlıganla kim var? Biz yalnızla haktan istevadımız. Bizde bir nim buldu. Ya ama Türkler nim çıkmaydı, Erdoğan nim çıkmağını kılmaydı. Ya ki Kazakistan degenin ki kuyulamında mında. Ya uya buya. Ya sen nim çıkıldın? De sorusu için. Mesela Kazakistan'da. Bir Uyghur aşında Kazakistan'a kalkışsa, Kazakistan'dakiler manda desi için, sen Kazakistan için neymiş kıldın desi için. Universal oy. Universal anını kazanırken vakti de bizimki ağzımızda çıkan yer, bütün dünya insanla hitap kılan bulunuz. O vakti de bütün insanlar bizini kollaydıran buludu. Yani bütün dünya insanlıkla sözleyleydiren söz buluş lazım. Evet, ikincisi diye ama Yavrasya mavo nokta nezerden yapsak İslam ve Türk dünyasını nimeye bizge İsa'çılığını kolu düşürelimiz. Çünkü derdimiz Muşlavla bir bütün. Ondan da Şer Türkistan meselesini Xitay'ınki en mühim meselesine aylandırış. Bu bir iş. İkincisi Şer Türkistan meselesine Türk dünyası ve İslam dünyasının merkezdeki meseleye aylandırış. Üçüncüsü Şer Türkistan ve Uygur meselesine dünyanın ki insanlıkının ki meselesine aylandırış.
Eğer de bu üç katlamda, üç nokta nezerden hareket kılacak da bizimki dairemiz kendiydi, kolumuz uzuydu. Ebeki digendek, halkaradan, halkara devletlerden, halkara organizasyondan payda alalaydıgan işini onun için kılalaymış. Yani en başta bizimki zihniyetimiz özgürmek lazım. Biz yalvızla hotelini kutkız besin, kolcunu müstakil kılsın, ürüncünü mandakı kıpesin deyip oylamaymış. Şer Türkistan, bütün Şer Türkistan'ın düşmanı yalvızlı Xitay. Yani kalanlarını herindaş diyelişi için Şer Türkistan zeminini bütün halde yani ebeki digen nation'ı yani ulus digenini hal kılalışı için bizimki göz karşımız, nezirimiz biraz ken buluş lazım. Tar bozan iş kılamayız. Jirahını köremeyen milletle öz ara uğruşudu deydi. Şununla jirahlarını mı körelişiş bu naiti muyum bir mesele deyip oylayman şununla dava asan emez, asan olsa biz gibi kalmadı. Ben Mişekici Doktutay.